bakıyorum. Evet. İstiyorsan TTA ile başlayalım. Hazır ben bunu açmışken kısmet bundan başlamakmış diyelim. Aynen. Buradan başlayalım. Fon Şimdi evreni altın ile fonu. arasında bir altın fonu TTA. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. TTA benim de beğendiğim altın fonları arasında. Zaten 185 bin yatırımcısı var. 8,5 milyarın üzerinde bir toplam Çok büyük. büyüklüğe sahip. Burada altın yatırımı için altın fonları oldukça değerli. Bunu hep anlattık. Üzerine de bayağı ciddi bir şekilde konuştuk. Altın yatırımı yapmak isteyenler altın fonunda böyle makas olmadan, alım satım makası olmadan istedikleri tutarda 1 lirayla bile yatırım yapabiliyorlar. O yüzden bu noktada avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii altın fonları birbirinden çok ciddi ayrışmıyor. Yani işte TTA var, TUA var, GGK var. İşte son dönemde çok çıkan, işte çok listelerde öne çıkan katılım altın fonları MKG var. Belli dönemde ön planda olan işte PAF gibi altın fonları var. Bunların birbirinden çok ciddi ayrışmadığını görüyoruz. Yani bunu söyleyebiliriz. Ayrışma bazen oluyor. O da altın S1 içerikli fonların altın S1 ağırlıklı fonlar kaynaklı oluyor. Çünkü altın S1 içerikli fonlar altın S1 darphane sertifikasının altına göre, gram altına göre primli hareketi veya az primli hareketinden dolayı diğer altın fonlarına göre farklılaşabiliyor. Şimdi mesela TTA'ya baktığımızda fon bileşenleri Altın kısmında yok gibi gözüküyor. aynen burada hisse senedi olarak görseydik eğer o altın S1 darphane sertifikası olarak karşımıza çıkıyordu. Burada ne görüyoruz? Kıymetli madenler cinsinden kamu kira sertifikaları var. %18 civarında kıymetli madenler, külçe altın var. Yabancı borsa yatırım fonları ve altına dayalı yabancı borsa yatırım fonları var. Yine kıymetli madenler cinsi kamu borçlanma araçları var. Bütün bunları görüyoruz. Bu fon birazcık daha altınla birebir hareket eden bir fon. Yani gram altınla birebir hareket eden, ne çok uçup kaçan ne de çok aşağısında kalan bir fon. Yani benim başım ağrımasın, altınla aynı giden bir fon olsun, çok da farklılaşmasın gram altından diyorsanız TTA'yı tercih edebilirsiniz. Mesela şeye de bakabiliriz burada, gram altınla kıyaslamalı olarak Hemen yapalım. Bu arada bakabiliriz. çok güzel bir şey söyledin. Yani altını iyi temsil etsin diyorsanız bunu alabilirsiniz dedin. Fonemya'nın seçtikleri de tam bu iş için aslında. Yani bir varlık sınıfını iyi temsil ettiğini düşündüğümüz en çok getirili demek değil bu. Yani onu Değil. iyi temsil ediyor. Dolayısıyla bunu seçilmiş Fonemya'nın seçtikleri arasında. Şimdi TTA'nın grafiğini açıyorum. Ve TTA'yla üzerine önce bir gram altını koyalım. Aynen. Mesela Bir gram son altın. dönemde baktığımızda en iyiler arasında yer almıyor. Yani en yukarıdakiler arasında son ay 4. sırada karşımıza çıkıyor. 3 aylık baktığımızda yine ilk 5 içerisinde yer alıyor. 6 ay baktığımızda o da yine ilk 13 içerisinde yer alıyor. Yani çok kötü ayrışmayan, yani çok negatif ayrışmayan, çok da böyle sürekli başa oynamayan fonlardan bir tanesi. O yüzden ben daha altın üzeri getiri yarattığı için ben seviyorum aslında TTA fonunu. Birazcık daha uzun vadeli bakarsan daha güzel görebiliriz Tabii. aslında. Yılbaşına itibaren bakalım istiyorsan. İstiyorsan yılbaşından itibaren şöyle açalım. Bir fon daha koyalım onun üstüne. Hazır altını konuşuyoruz. İstiyorsan Tuva mı koyalım? GGK ve TUA koyalım. İkisi de güzel fon. Zaten Tamam. izleyicilerimizin ağırlıklı olarak istediği fonlardan bir tanesi GGK, bir tanesi TUA'ydı. Bu iki fon da güzel altın fonları olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da şey yapabiliriz. Sadece biraz farklılık var. Onları da anlatacağım şimdi. Ekrana geldiğinde. Bunlar birazcık daha performans olarak TTA'nın üzerinde. O yüzden zaten şeyi söyledim. Yani hani TTA böyle gram altına paralel giden bir fon. Şimdi mesela ekrana baktığımızda 3 fon da gram altın üzerinde gösteriyor. İşte TUA 22,90. Ne zamana bakıyorsun sen? 30 Nisan itibariyle bakalım istiyorsan. Aynen 30 Nisan Sene itibariyle. başından itibaren bakıyorum bu Aynen. Şimdi grafikte. bu grafiğe baktığında şu an itibariyle durdurduğun yere baktığımızda
TUA 26 getirmiş sene başına itibaren. GGK 25.75 getirmiş. TTA da 23.33 getirmiş. Gram altın getirisi 22.74. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gram altına çok paralel getirsin, o uçmasın kaçmasın diyorsanız TTA. Ama dönem dönem ben gram altının üzerinde de getiri yaratsın istiyorum diyorsanız o zaman farklı fonlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi GGK, Inveo portföyün altın fonu. Gerçekten çok da ciddi bir hayran kitlesine sahip. Yani Inveo portföyün belki de en yüksek yatırımcı adedine sahip fonlarından bir tanesi. Geçen senenin de en iyi altın fonu. Geçen senenin en iyi altın fonu olarak söyleyebiliriz. Yılbaşına itibaren baktığımızda GGK 3. TUA 2. sırada getiride. Yıllık olarak baktığımızda da GGK, Inveo portföyün GGK'sı, TEP portföyün TUA'sı 1 ve 3. sıra olarak sıralanıyor. Yani bunlar başata oynayan iki tane fon, TUA ve GGK. TTA birazcık da altına paralel gidiyor diye söyleyebiliriz. Burada ama bak, şurada bir hareket var. Onu dikkatimi çekti Mart ayında. Mart'ın sonunda, yani Nisan'ın başı Mart'ın sonunda böyle bir hike yapmış. Ciddi bir hike yapmış. Hem GGK hem TUA yapmış ama TUA daha da çok yapmış. Ve peşi sırada onu hızlı bir şekilde vermiş. Sonra bir tane daha yapmış. Yani biraz burada hafif bir roller coaster havası var. Bu da biraz yürek istiyor. Yani TTA tabii biraz daha stabil gidiyor gibi gözüküyor. Senin güzel bir şeyin var, söylemin var. Risk derecesi ne kadar artarsa, bunlarda 6 ve 7 hatırlarsan, risk derecesi ne kadar artarsa sabır ve sabretme süresi artıyor. O yüzden bu fonlar sabretme süresi yüksek olması gereken fonlar. Yani şu an altın fonları geri gidiyor. Dolayısıyla artık bunlardan bir şey olmaz demek doğru bir yaklaşım değil. Öyle diyebileceğimiz zamanlar da olacak ama şuna bakmamız lazım. Şimdi biz bu tabloyu gördük. Bu tabloyu yaratan faktörleri konuştuk. Bir de beklentileri konuşalım. Bir ufak eklemem var sadece. Şeyin içerisinde GGK'nın bu kadar yıl başında... Bir GGK'yı açayım mı ben bir saniye? Hemen evet, açayım. Olur. GGK'nın bu kadar ayrışmasının nedeni aslında aktif bir şekilde şey yapması, ne derler, portföyü değiştirebilmesi. Ben bu anlamda da başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Neden diyeceksin? Altın sertifikası, altın S1'i dönem dönem taşıdı. Orada ek getiriyi yarattı ama ondan sonra çıktı oradan. Çıkmış. Şimdi bakıyoruz mesela aynen fon bileşenlerine baktığımızda kıymetli madenler, kıymetli madenler cinsi kamu borçlanma araçları, kıymetli madenler cinsi kamu kira sertifikaları. Yani altın S1 yok içerisinde ama dönem, yani bir dönem onu içerisinde barındırdı ve oradaki getiriyi alıp çıktı. O yüzden başarılı buluyorum. Bu tarz olmayan sürekli altın S1'e yatırım yapıp dönem dönem böyle çok hızlı çıkış yapıp herkese getiriyi toplayıp ondan sonra mağdur, yani mutsuz eden fonlar da var. Ama GGK bunu bu şekilde yapmadı. O açıdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten yatırımcı sayısına da bakarsan 22.770. Neredeyse yani 23 bin. Aynen 23 bin, 2 milyara yakın. O yüzden bu bahsettiğimiz 3 fonda altın için güzel fonlar, onu söyleyebiliriz. Bir de benim sevdiğim fonlardan bir tanesi de aktif portföy MKG, katılım esaslı o yatırımcılar için. O tarafta geldi soru Mahmut Bey sormuş. MKG'de TUA ve GGK ile yarışıyor. Gayet iyi getirilere sahip. Burada katılım bak esaslı... MKG'yi de seçmiş Foneria. Poneri'nin yani seçtikleri arasında MKG'de var. Onu da vallahi beğenmiş. Ben bir şey demedim. Siz kendiniz seçmişsiniz. Sözleşmedik yani, öyle söyleyeyim. O açıdan güzel bir fon olduğunu onu da söyleyebilirim. Şimdi altın fonu ne yapalım? Altın fonu aldık veya altın fonu var veya altın fonu alalım mı? Şimdi burada birkaç tane önemli nokta var. Beklenti yönetimi anlamında. Altın jeopolitik risklerle beraber 2400 doların ons altından bahsediyorum. 2400 doların üstüne gitti. Gram altında da 2500'lerin üstünü gördük. Gayet iyi gidiyordu altın. Zaten geçen ayın iyi şeylerinden, iyi varlıklarından, Mart ve Nisan'ın iyi varlıklarından altını sayabiliriz. Ama tabii jeopolitik risklerin yatışması, tansiyonun biraz düşmesiyle beraber ve Fed faiz indirimlerinin ötelenmesine dair konuşmalar ve değerlendirmelerle beraber
tekrar 2300 ons seviyesine geri çekildi. Şimdi geçen iki haftadır işte konuştuğum, biraz yayının başında söylediğim Fed'in faiz indirimlerine birazcık daha ılımlı yaklaşmasıyla beraber altında tekrar yukarı seyri görüyoruz. Altında Fed faiz indirimleri masada olduğu sürece pozitif seyir olacaktır. Kısa vadeli dalgalanmayı çok şey yapmayın, çok umursamayın. Uzun vadeli portföyünüzde %10, %15 yer verin diye düşünürüm ben. O anlamda eğer varsa portföyünüzde tutmanızı tavsiye ederim. Ha, şunu diyebilirsiniz ya, birçok kişi de zaten son dönemde altın fonlarını satmış. Eğer stopaj istisnasına tabi altın fonunuz varsa, yani 30 Nisan öncesi aldıysanız zaten onu sıkı sıkı sarılın. İşte tabii. FED faiz indirimleri, Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, onların talepleri ciddi bir şekilde olduğu sürece altın pozitif seyrini sürdürecektir. O yüzden bence altın fonlarını tutmakta fayda var diye söyleyebilirim. Tamam, altını konuştuk. Bir tane gümüş sorusu gelmişti. YZG ile ilgili. Peki benim sorum bu, madem soruya soruyu da. Bu gümüş sorusu acaba Erol Polat'tan mı geldi? Gösteririm abi. Benden gelmedi. Ben bu arada gümüşümü sattım. Aldım o karı. Ben onun yerine senle geçen programda konuştuğumuz emtia fonu aldım bir tane. Niye benzeri aldım? Evet, ne bezeyi aldım. Ama gümüşü ben sormadım. Gümüşü YouTube'da yazmış bir hanımefendi, o sordu. Ona bakalım, gümüş fon sepeti fonu YZG. Evet, gümüş tabii altına göre birazcık daha riskli bir kıymetli maden. Zaten buradaki volatilitenin de yüksek olduğunu görüyoruz. Hareketlerden de görüyoruz.